Bayağı bir tedirgin olduk. Kemaliye'nin Siyanüre isyanı diye bir e, yazı yazmış Doğu Perinçek. Şöyle diyor. Kemaliye ve İliç komşu ilçeler. Fırat Irmağı üzerinde milli park düzeni içine alınması gereken bir yöre Kemaliye. UNESCO'nun dünya mimarisi içinde önemli bir konum, e, özel bir konum e, tanıdığı evleriyle halk edebiyatı, müziği, oyunları dünyanın en derin ikinci kanyonuyla ünlü doğasıyla... Bir uygarlık coğrafyası. Oralarda altın aramanın alemi yok. İnsanın e, insanı altın, mimarisi altın, müziği ve oyunları altın. Bölge halkı tarihten miras eşsiz hazinenin bilincine ve altın madeni macerasına başı, başından bir razı değil. Birçok yerdeşimiz isyan duyguları içinde dersek gerçeği dile getirmiş oluruz. Bu konuda bana Kemaliye Harmankaya köyünden emekli öğretmen İsmail Somuncu kardeşimin mektubunu saklamışım. Niçin daha önce yayınlamadım diye soracak olan yerdeşlerim karşısında boynum eğik. Mektubu son noktasına virgülüne dokunmadan sunuyorum. Yerdeşim Doğu kardeşim. Çok eskiden köylümüzün herhangi bir derdi, çoru ya da bir dileği olsa Doğa Aşar Hotar'ın çeşmeyi geçip eyine vardığı zaman Baba Sadık Perinçe'ye danışarak derdine derman arardı. Yıllar önce merhum Sadık Perinçey'in kellek ile Bağıştaş'tan taş yoluna gelişini getirdiği taş delici kompresörle Navrel Köyü'nün altında Fırat Nehri kıyısına varışını unutmadım. O zamanlar 10 yaşında bir çocuktum. Hiç unutmam o gün en az 300 kişi dualarla taş delici kompresörü azgın nehrin üstündeki o kellekten halat takıp çekmişlerdi. Doğduğum o topraklarda Eğne köyüme dair, ne zaman bir problemle karşılaşsam o an Sadık Perinçe'yi hatırlarım. O günlerden bugünlere en az 60 sene geçti ama ilginç en az 60 sene sonra öz yurdumun toprağıyla bahçe tarla bağıyla ilgili bir dert ve kaygı karşısında bu kez yine Perinçek'i ama Doğu Perinçek'i hatırladım ve dedim ki öz yurduma, dal, nehir ve toprağıma hem bahçeme hem bağıma yönelen bu emperyalist saldırıya hayır diye aykırı haykıracak acep kimler olabilir? Olsa olsa bu rahmetli baba Sadık perinçeyin oğlu Doğu olabilir. Çünkü Doğu yıllar önce e, Gemürgap'ın kayasını kırıp delip yola açan bir dedenin torunudur. Umudumun yanı sıra kaygılarım sıra sıra ve hepsi de doğduğum o topraklarla ülkemle ilgilidir. Sizden bir şey istiyorum ve umutla bekliyorum. Benim dedem 1921'de Eğin yerli bölüğünde milis jandarması iken bir eşkıya takibinde Eğin'e yakın dağlarda bir yerlerde... Üç askerle birlikte vurularak şehit düşmüş. Üç şehidi kekik kokan o dağların toprağına defnetmişler. Duydunuz mu? Eyinin Abrenk köyünden benim dedem İsmail'e, Ağıl köyünden Musa'nın ve Bağıştaşlı bayramın kanlarıyla suladığı o toprakta şimdilerde emperyalist dalancılar asitle altın arıyor. Emperyalist dalancılar Kemaliye, Ağıl, Dilli, Harmankaya köylerinin kekik kokan toprağını siyanürle kirletecek. Ne olur buna hayır deyin. Bu talanca emperyalist zihniyete gazetemiz aydınlıkta ve ulusal kanalda sıkça dile getirerek karşı çıkın. Onlar için doğa, orman, deniz, hava, güneş, su, kurt, kuş, çiçek, börtü, böcek her ne varsa tümü tahvil, senet ve faiz e, ve dolardır. Onlar ki kan emicidir. Filistin'de ve Lübnan'da, Bosna, Irak, Pakistan'da, Suriye'de, Anadolu toprağında çocukları öldürenler, ocakları söndürenler hep onlardır. Kandil'deki eşkıyaya silah veren ve eğiten, hem besleyip hem büyüten o düşmandır. Göl ve deniz kuruyorsa, gökyüzünden yağmurlarla bolca asit alıyorsa, hem çocuklar hem balıklar hem de kuşlar ölüyorsa, bütün bunlar emperyalist ABD'nin doymak bilmez para ve kar hırsındandır. Bergama'nın ovacığı Edremit'in Kaz Dağları nasıl vatan toprağıysa, ise, e o kekik kokan yaydaları, Ağıl, Dilli, Harmankaya köyleri de Hepsi bizim toprağımız, yurdumuzdur. Lütfen sizler Eyn'in bu üç köyüne, yaylasına ve dağına sahip çıkın. Sarı Çiçek Yaylası'nı, Harmankaya, Dilli, Ağıl köylerinin merasını siyanürle kirletene ta yürekten defol deyin. Eyn'in o çiçek kokan dağlarını siyanürle kirletmeye hayır, hayır, hayır deyin. Selam, sevgi ve başarı dileğimle İsmail Somuncu, emekli öğretmen Kemaliye Harmankaya Köyü halkından. Baba adam şikayet dilekçesi yazmamış, şiir yazmış resmen ya. Basbayağı şiir okuduk, iyi mi hep birlikte? Bu şiiri okuduktan sonra Erzincan'dan Karadeniz'e doğru gidelim. Bir de türkü dinleyelim, ondan sonra devam edelim. Hem de kimden? He, unuttunuz değil mi? Kamil Sönmez'den. Hadi